Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Konu anlatımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz Beylikten Devlete Osmanlı siyaseti. İlk önce 2. Beylikler dönemi hakkında bilgi vereceğim. Ondan sonra ise Beylikten Devlete Osmanlı siyaseti hakkında değerlendirmelerde bulunacağız. Sizleri hiç belirtmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Sevgili arkadaşlarım, 2. Beylikler dönemi hangi savaşın sonucunda başlamıştı? Hatırlayalım, çünkü bazı arkadaşlarım, özellikle çoğu arkadaşlarım, bazı değil, Kösedağ Savaşı'ndan sonra 2. Beylikler, Malazgir Savaşı'ndan sonra 1. Beylikler dönemi başlayacaktır değerli arkadaşlarım. Şimdi bu 2. Beylikler dönemi hakkında bilgi verecek olursak eğer, Osmanlı Beyliği ilerleyen zamanlarda kendi adından sıkça bahsettirecek bir devlet değerli arkadaşlarım. Hatta bakın, devlet dedim, beylik bile demedim. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl boyunca ayakta kalan bir devlet haline gelecek. Karaman Beyliği Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylikler değerli arkadaşlarım. Bunlar kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görmüşlerdir. Nerede kuruldu? Konya ve çevresinde. Osmanlı'nın ilk yeri zaten Söğüt ve Domaniç'tir. Kalesi Beyliği Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir değerli arkadaşlarım. Bu beylik Çanakkale ve Balıkesir dolaylarında kurulmuştur. Böylece Osmanlı Devleti donanma gücüne sahip olabilecekti. Saruhan Beyliği, Manisa ve çevresi, Menteşe Beyliği, Muğla ve çevresi, Aydın Beyliği zaten Batı Anadolu'da kurulan bir beylik Aydın'da. Germiyan Beyliği Osmanlı'ya çeyiz yoluyla katılacak olan bir beyliktir değerli arkadaşlarım. Hamit Beyliği Osmanlı'ya para yoluyla katılacaktır. Yani satın alınacaktır. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Diğer beyliklere baktığımızda Dulkadir Osmanlı'ya katılan son beyliktir. Maraş ve Elbistan dolaylarında kuruldu. Hamit Beyliği zaten Isparta'daydı. Ramazan Beyliği Yavuz Sultan Selim Mısır seferine çıkarken Ramazan Beyliği'ni de Osmanlı topraklarına katıyor değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Adana ve çevresinde kuruldu. Candar yani İsfendiyar Beyliği Sinop ve Kastamonu dolaylarında kurulan beyliktir. Bu beyliğe kim son verecek? Fatih Sultan Mehmet Han son verecek değerli arkadaşlarım. İkinci beylikler döneminden sonra dilerseniz hemen Osmanlı'nın durumuna bakalım. Osmanlı Devleti kısa sürede nasıl büyük bir imparatorluk haline geldi? Osmanlı Devleti kısa sürede nasıl büyüdü? 1. Coğrafi konum. Osmanlı Devleti hem Anadolu hem de Rumeli toprakları arasında kalıyordu ve Moğollara uzaktı. Kısa sürede büyümesinde oldukça etkili olmuştur. Yüzyıl savaşları İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşen savaşlardır. 116 yıl sürmüştür. Değerli arkadaşlarım, iki büyük güç savaşırsa Osmanlı Devleti kısa sürede büyüme alanı bulur. İstimalat politikası Osmanlı'nın özellikle Balkanlarda uygulamış olduğu hoşgörü politikasıdır. İskan birazdan değerli arkadaşlarım, İskan hakkında konuşacağız. Çünkü ÖSYM tarafından tercih ediliyor. Balkanlarda siyasi birlik yoksa Osmanlı kısa sürede büyür mü? Büyür değerli arkadaşlarım. Çatışma varsa kısa sürede büyür. Özellikle Bizans tekfurları arasında, yani Bizans valileri arasında çok çatışma oluyordu. Gaza ve cihat din uğruna yapılan savaştır. Değerli arkadaşlarım, İslamiyet'i yayma düşüncesidir. O yüzden Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde etkili olmuştur. Ahi teşkilatının faaliyetleri. Özellikle biliyorsunuz ki Osman Bey Şehedebalı'nın kızıyla evlenecektir değerli arkadaşlarım. Hükümdarların liyakat sahibi olması. Yani hükümdarlar tecrübesiz değil. Hükümdarlar bilgisiz değil. Oldukça tecrübeli hükümdarlardan bahsedeceğiz değerli arkadaşlarım. Mesela Osman Bey, devletin baş mimarı Orhan Bey, 1. Murat, Yıldırım Beyazıt. Değil mi değerli arkadaşlarım? Çelebi Mehmet, 2. Murat. Bunlar çok önemli kişiler gerçekten. Şimdi gelelim asıl meseleye. ÖSYM buradan seçebilir. İskan siyasetinin amaçları ne hocam? Öncelikle İskan ne demek? İskan yerleştirme politikası demektir. 1. Bölgeyi bayındır hale getirme. Yani bölgeyi kalkındırma. 2. Bölgeyi İslamlaştırıp Türkleştirme. Türk İslam hukukunu oraya yerleştirme. Konar göçerleri yerleşik hayata geçirme. Özellikle Osmanlı Tatar ve Yörükleri seçiyor değerli arkadaşlarım. Bölgede kalıcılığı sağlama en önemli etkenler arasındadır. İskan siyasetin ben soru bekliyorum değerli arkadaşlarım. İnşallah çıkar da yaparsınız. Bunu bitirdikten sonra dilerseniz hemen padişahlara göz atalım. Hadi bakalım. İlk padişahımız Osmanlı Devleti'nin baş mimarı Osman Bey. Ne olarak bilinir? Fahrettin olarak bilinir. Fahrettin 1299 yılında kendi adına hutbeyi okutarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu dönemde ekonomik bağımsızlık elde edilmiş ve bakır para bastırılmıştır. Bu dönemde ilk vergi alındı değerli arkadaşlarım. Vergimiz esnaflardan alınan bağcı pazar vergisidir. Dönemin en iyi kadısı, yani en iyi adaletiyle bilinen kişi Dursun Fakih'tir değerli arkadaşlarım. Osmanlı tarihinin
İlk kadısı Dursun Fakıh'tır değerli arkadaşlarım. Fakih de diyebilirsiniz. Bu dönemde Bilecik, Karacahisar, İnegöl, Yuntusar gibi yerler alınmıştır. Şimdi değerli arkadaşlarım, Osmanlı Bey döneminde düzenli birlikler olmadığı için genelde Osmanlı Bey'e yardım edenler kimler olmuştur? Alperenler olmuştur. Yiğitler yani kahramanlar olmuştur. Bunun dışında Gaziyan Rum, Bacıyan Rum ve Abdalan Rum'u da unutmuyoruz. Bizans'ta ilk savaş olma özelliği taşıyan Koyunhisar yani Bafeon Savaşı yapılmış ve kazanılmıştır. Artık Osman Bey kendi isminden söz ettirecekti. Osman Bey Bursa'yı kuşatmış ancak alamamıştır. Sebebi ise hastalığıydı değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki çoğu hükümdar özellikle bu dönemlerde çoğu hükümdar gut hastalığına yenik düşüyordu. Biz buna zengin hastalığı diyoruz hatta. Çok et yemekten dolayı ortaya çıkan bir hastalıktır. Osman Bey'den sonra dilerseniz Orhan Bey'e gidelim. Orhan Bey. Bismillah sesim nereye gitti. Ne olarak bilinir? İhtiyarüddin olarak bilinir. Orhan Bey babasının izinden gidiyor. Bursa'yı alıp başkent yapıyor. İlk düzenli ordu kuruldu. Osman Bey döneminde düzenli ordu yoktu. Ordunun ismi Yaya ve Müsellemler. Divan-ı Humayun kuruldu. Unutmuyoruz. Fatih Sultan Mehmet'e kadar padişah başkanlık edecektir. Fatih'ten sonra sadrazam başkanlık edecek. İlk vezir ataması gerçekleşiyor. Osmanlı tarihinin ilk veziri Alaaddin Paşa olmuştur değerli arkadaşlarım. Bu dönemde ilk saray inşa edildi. Bakın değerli arkadaşlarım, hiçbir şekilde unutmayın. Osmanlı Bey döneminde Osmanlı henüz beylikti. Yavaş yavaş güçlenen bir devletti. Orhan Bey döneminde devletleşme süreci başlayacaktır. Saray nerede inşa edildi? Bursa'da. Sarayın ismi Bursa Bey Sarayı. İlk medrese açıldı. Eğitim ve öğretime önem verildi. İznik'te açılan medresenin ismi Orhaniye Medresesi'dir. Şimdi medrese açılmışsa otomatikmen öğretmene ihtiyaç duyacak mısın? Duyacaksın. Osmanlı tarihinin ilk müderrisi kim olmuştur değerli arkadaşlarım? Şöyle ekleyelim. Osmanlı tarihinin ilk müderrisi Davudi Kayseri olmuştur. Yani Kayserili Davut. Davudi Kayseri. Anlaştık mı? Bu dönemde şöyle yapalım. Şöyle. İlk cami inşa edildi. Camimizin ismi Hacı Özbek Camisi. Gümüş para bastırıldı. Osman Bey döneminde bakır para, Orhan Bey döneminde gümüş para. Sultan unvanını kullanan ilk padişahtır. Şimdi arkadaşlarımdan şunları duymuşumdur. Hocam Gazneli Mahmut değil miydi? Sevgili arkadaşlarım, konuları işlerken konunun içinde kalın. Gazneli Mahmut sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdardır. Ancak soru Osmanlı ile ilgili gelirse siz Orhan Bey'i ele alacaksınız. Anlaştık mı? Kalesi Beyliği alınarak Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yolunda ilk adım atılıyor değerli arkadaşlarım. Ne demiştik? Artık Osmanlı donanma gücüne sahip olacak. Bizans ile Palekanon yani Maltepe Savaşı yapılmış ve kazanılmıştır. Önemine dikkat çekiyoruz. Bizans'ın Anadolu ile bağlantısı kesilmiştir. Ve Orhan Bey Bizans İmparatoru Kantekuzen'e yardım ettiği için karşılığında Çinpe Kalesi'ni hediye olarak almıştır. Biz Çinpe Kalesi'ne ne diyoruz? Osmanlı'nın Rumeli'deki ilk toprak parçası diyoruz. Anlaştık mı? Orhan Bey'den sonra dilerseniz hemen Murat Hüdavendigar dönemine gidelim. Geldik 1. Murat dönemine. Sevgili arkadaşlarım, Ocak kelimesi geçiyorsa büyük ihtimal 1. Murat'tan bahsediliyordur. Niye hocam? Şimdi Yeniçeri Ocağı'nı kuran Murat Hüdavendigar'dır. Daha disiplinli, daha tecrübeli, daha iyi bir ordu. Dönemin en iyi ordusu olarak bilinir. Acemi Ocağı kuruldu. İlk önce Acemi Ocağı'nı alacaksın, yeteneklerine göre değerlendireceksin. Topçu Ocağı'nı kuran 1. Murat'tır. Kapıkulu Ordusu'nu kuran 1. Murat'tır. Bunlar padişaha bağlıdır. Bunlar padişaha korurlar. Tek işleri savaşmaktır değerli arkadaşlarım. Ve bunlar genelde devşirmedir. Unutmuyoruz. Yani gayrimüslim tebaadır. Anlaştık mı? Bu dönemde kaz askerlik, defterdarlık ve sadrazamlık makamları oluşturuldu. Sınırlar genişledi artık. Kaz askerlik görevi ne hocam? Görevi kadı ve müderris ataması yapmadır. Defterdar günümüz Maliye Bakanı. Sadrazam padişahın sağ koludur. Padişah olmadığında o işe bakar. Padişahın eli deriz biz buna değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? 1. Murat döneminde veraset ilk defa değişti. Çünkü Osman ve Orhan Bey döneminde ülke hanedanın ortak malı iken 1. Murat döneminde ülke padişah ve oğullarınındır anlayışı getirildi. Amaç ne hocam? Amaç merkezi otoriteyi güçlendirip taht kavgalarını sınırlandırmaktır. Şimdi
Çoğu padişah Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için savaş yollarına başvuruyordu değerli arkadaşlarım. Ama 1. Murat tam tersini yaptı ve iki beyliği barışçıl yollarla Osmanlı topraklarına kattı. Germiyan Beyliği Osmanlı'ya çeyiz yoluyla katıldı. 1. Murat oğlu Yıldırım Beyazıt'ı evlendiriyor değerli arkadaşlarım. Kiminle? Germiyan Beyliği'nin bir kızıyla. Hem kızı alıyor hem toprak alıyor. Ne kadar güzel. Hamit Beyliği para karşılığı Osmanlı'ya katılıyor değerli arkadaşlarım. Şu soru şöyle gelebilir. Barışçıl yollarla ATSB'yi sağlamak isteyen Osmanlı padişahı kimdir diye soru gelirse cevabımız 1. Murat olacaktır. Anadolu Türk Siyasi Birliği bu arada. Şimdi siyasi olaylara baktığımızda Bulgar-Bizans ittifakına karşı Sazlıdere Savaşı yapıldı ve kazanıldı. Edirne alınıyor. Edirne artık Osmanlı'nın yeni başkenti oluyor değerli arkadaşlarım. Bakın ilk sonrasında Sırpsındığı yapmışım. Çünkü Osmanlı Edirne'yi hemen başkent yapmıyor. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Bir iki yıl geçtikten sonra başkent yapıyor. Çünkü Haçlı tehlikesi var. Haçlılar ile ilk savaş olma özelliği taşıyan Sırpsındığı Savaşı yapılıyor ve kazanılıyor. Savaşın komutanı Hacı İlbey'dir. Edirne başkent yapıldı. Öncesinde başkent neresiydi? Bursa'ydı değil mi? Çirmen Savaşı Haçlılara karşı yapıldı ve kazanıldı. Böylece Makedonya yolu açıldı. Sevgili arkadaşlarım. Oğlum Haçlı maçlı diyorum da ben kendimi kaptırmışım. Şimdi burayı size göstermeyi unutmuşum değerli arkadaşlarım. Gerçekten çok kusura bakmayın. Çok kusura bakmayın lan. İlk Osmanlı Haçlı Savaşı neydi? Sırpsındığı Savaşı. Savaşın komutanı Hacı İlbey. Edirne başkent yapıldı. Çirmen Savaşı Haçlılarla yapıldı ve Makedonya yolu açıldı. Osmanlı Devleti Balkanlarda ilk yenilgisini alıyor değerli arkadaşlarım. Lala Şahin Paşa komutasındaki Akıncı Birliği Haçlılara yenilmiştir. Biz buna Osmanlı'nın Balkanlardaki ilk yenilgisi diyoruz. Yani Ploşnik yenilgisi. Bir yıl sonra Haçlılar ile 1. Kosova Savaşı gerçekleşmiştir ve savaşı Osmanlı kazanmıştır. Bu savaşta 1. Murat Miloš Obilić tarafından şehit edilmiş. Ayrıca bu savaşta gürültülü amaçlı ilk defa top kullanılmıştır. Ve savaş sırasında tahta geçen ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt olmuştur. Hadi bakalım Yıldırım Beyazıt hakkında değerlendirme yapalım. Geldik 1. Beyazıt dönemine. Niye Yıldırım hocam? Niye Yıldırım biliyor musunuz? Savaşlara en hızlı giden kişidir. Nibolu Savaşı'nda Haçlıları şaşkına uğratıyor değerli arkadaşlarım. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt'tır. 4 defa kuşatıyor değerli arkadaşlarım. Anadolu Hisarı'nı inşa ediyor. Bizans'a gidebilecek yardımları engellemek için, karadan gidecek yardımları engellemek için ilerleyen zamanlarda Fatih Rumeli Hisarı'nı inşa edecek. Bununla birlikte ilk culus dağıtıldı. Hocam culus ne demek? Her taht değişikliğinde orduya verilen, Yeniçeri ordusuna verilen bahşiştir değerli arkadaşlar. Şimdi İstanbul kuşatması sırasında Haçlılar saldırıya geçiyorlar ve savaş Nibolu Savaşı oluyor değerli arkadaşlarım. Nibolu Savaşı'na en erken gelen Yıldırım Beyazıt oluyor. Haçlılar Yıldırım Beyazıt'ın zayıf olduğunu düşünerek bir rehavete kapılıyorlar. Ama Yıldırım Beyazıt alana geldikten hemen sonra ordu onu takip ediyordu değerli arkadaşlarım. Ve bu savaşı Yıldırım Beyazıt kazanıyor. Yıldırım Avrupa'nın en güçlü şövalyelerini bozguna uğratıyor. Ve böylece Bulgaristan'ı egemenlik altına alıyor. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Bulgaristan egemenlik altına alındıktan sonra halife tarafından kendisine Anadolu Diyarı'nın sultanı yani Sultan-ı İklim-i Rum unvanı verilmiştir. Böylece Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni büyük ölçüde sağlamıştır. Ne demiştik? Ocak kelimesini görürseniz genelde 1. Murat'tan bahsedilir. Burada ise Anadolu kelimesini görürseniz genelde Yıldırım Beyazıt'tan bahsedilir değerli arkadaşlarım. Şimdi gidelim Kör'le Topal'ın savaşına. Hangi savaştan bahsediyorum? Ankara Savaşı değerli arkadaşlarım. Bir tarafta Aksak Timur, diğer tarafta bir gözü tam olarak görmeyen Yıldırım Beyazıt. Savaşın sebebi ne hocam? Kısaca açıklıyorum sizlere. 1- Tehdit dolu mektuplaşmalar. 2- Türkistan dünyasının liderliği düşüncesi. 3- Timur'un Çin'e yapacağı sefer sırasında arkasında büyük bir güç bırakmak istememesi değerli arkadaşlarım. Savaşı Timur kazanıyor ve Beyazıt esir alınıyor değerli arkadaşlarım. Fetret devri başlıyor. Timur ülkeyi Yıldırım'ın oğulları arasında paylaşıyor. Bunlar kimlerdir hocam? Bunlar İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet'tir. Anlaştık mı? Bir kişi daha var. Şimdi bunlar arasında paylaştırdı. Bunlar arasında tank kavgası çıkacak artık. Diğer kişi
Mustafa'dır değerli arkadaşlarım. İlerleyen zamanlarda biz buna Düzmece Mustafa diyeceğiz. Timur bunu neden yanında götürdü değerli arkadaşlarım? Timur'un amacı şuydu. Şöyle düşünüyordu. Eğer Osmanlı tekrardan toparlanırsa bu sefer Mustafa'yı onların üzerine salarım ve böylece taht kavgaları yine ortaya çıkar. Düşüncesiyle hareket ediyor ve düşüncesi ortaya çıkıyor. Gerçekten ileri görüşlü bir adam Timur. Büyük bir komutan, mükemmel bir komutan ve eğer vefat etmeseydi Çin şu anda Müslüman olabilirdi değerli arkadaşlarım. Şimdi savaştan sonra Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu. Biz buna hatta kaynaklarda 3. Beylikler dönemi diye geçer değerli arkadaşlarım. Bizans'ın ömrü 50 yıl uzamıştır değerli arkadaşlar. Şimdi Osmanlı'yı yeniden toparlayan kişiye gidiyoruz. Çelebi Mehmet. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Bu dönemde İstanbul'u kuşatan Osmanlı Şehzadesi Musa Çelebi oluyor değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Geldik 1. Mehmet dönemine, yani Çelebi Mehmet. Osmanlı'yı dağılmaktan kurtardığı için ikinci kurucu olarak bilinir. Biliyorsunuz ki Çamurlu-Derbent Savaşı'nı kazanarak tahtın başına geçiyor ve toparlanma sürecini başlatıyor. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni tekrar sağlamak istemiştir. Bunun için Saruhanoğulları tekrardan Osmanlı topraklarına katılıyor. Osmanlı tarihinde ortaya çıkan ilk dini nitelikli isyan Şehbedrettin isyanı yaşanmıştır. Şimdi duyuyorum sizleri, siz hiç merak etmeyin. Hocam baba İshak ne oluyor? Konunun içinde kalın demiştim değil mi? Türk tarihinin ilk dini nitelikli isyanı baba İshak isyanıdır. Osmanlı tarihi derse Şehbedrettin'dir. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Karıştırmayın. Bu dönemde Venedik ile ilk savaş olma özelliği taşıyan Çalıbey Deniz Savaşı gerçekleşmiş ve kaybedilmiştir. Çünkü Osmanlı donanması daha zayıftır değerli arkadaşlarım. Çalıbey savaş sırasında şehit düşmüştür. Çelebi Mehmet'ten sonra Düzmece Mustafa isyanını ben size vermeyeceğim. Çünkü kafanızın karışmasını istemiyorum. Çelebi Mehmet döneminde çıkıyor. 2. Murat döneminde devam ettiriliyor değerli arkadaşlarım. Bizans saraya giriyor. Kafanız karışmasın diye Düzmece Mustafa isyanını ben size vermeyeceğim. O yüzden direkt Ebu'l-Hayrat'a geçeceğiz. Ebu'l-Hayrat kimdir hocam? Ebu'l-Hayrat kimdir? Ebu'l-Hayrat kimdir? 2. Murat'tır. Şimdi. Hayır babası olarak bilinir. İstanbul kuşatılmıştır değerli arkadaşlarım. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt. Ondan sonra Musa Çelebi. Ondan sonra 2. Murat. 2. Murat Haçlarla giriştiği savaşların çoğunu kaybediyor ve bunun sonucunda Edirne Siirt Antlaşması'nı imzalıyor. ÖSYM şöyle bir soru tercih etmişti değerli arkadaşlarım. Soru şuydu, bakın dikkat edin, bakın nereden seçmişim. ÖSYM şunu sormuştu. Demişti ki Edirne Siirt Antlaşması'nın imzalanmasına olanak sağlayarak Haçların tarafında olan Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir? Böyle bir soru sormuştu. Cevabımız ne olacaktır? Osmanlı'yı en çok uğraştıran Karamanoğulları olacaktır. Böyle bir yerden soru seçmişti. Edirne Segedin'den sonra tahtı gönüllü olarak 12 yaşındaki oğluna bırakmıştır. Yani 2. Mehmet'e bırakmıştır. Özellikle Sadrazam ve Yeniçerilerin isteğiyle tekrardan geri geliyor. Ve geri geldiği gibi Haçları Varna Savaşı'nda bozguna uğratıyor. Şöyle bir soru gelebilir. İkinci Murad'ın tekrardan tahta çıkıp Haçları bozguna uğrattığı savaş Varna Savaşı'dır. 1448 yılına gelindiğinde ise bu sefer İkinci Kosova Savaşı Haçlara karşı gerçekleşiyor ve savaş kazanılıyor. Bu savaşın sonucunda Balkanların Türk ordu olduğu kesinleşmiş ve Haçlar savunmaya çekilmiştir. Bak karıştırma. Anadolu'nun Türk ordu olduğunu kesinleştiren Miryok Efalon, Balkanların Türk ordu olduğunu kesinleştiren savaş İkinci Kosova Savaşı'dır. Konumuz buraya kadar. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.